mutfağıma hoş geldiniz. Bugün probiyotikli bir ara öğün hazırlayacağım. Çok hızlı, kolay, pratik ve de sağlıklı. Probiyotikler biliyorsunuz ilk başta akla bağırsakları getirse de tabii ki sindirim sistemi için çok faydalı, bağırsağımızdaki faydalı bakteriler açısından destekleyici. Ama probiyotikler genel sağlığımızı sindirim sisteminden başlayarak bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye varana kadar gerçekten önemli derecede etkiliyor. Sofranızda daha fazla probiyotiğe yer verin o yüzden. Ben bugün sade probiyotik içecek kullanacağım. Mevsimin meyvelerinden en sevdiğim benim hurma. İsterseniz cennet meyvesi deyin, isterseniz Trabzon, isterseniz sarı hurma ama ben bu hurmaya ve verdiği o farklı tada bayılıyorum. Probiyotik içeceğe de çok yakışacağını düşünüyorum. Evet, probiyotik içeceğime ekledim. Ceviz ilave edeceğim. Çünkü probiyotik içecekten gelen kalsiyum proteine ilave olarak birazcık da faydalı yağlar topuk süremizi uzatacağı için cevizdeki omega 3'ten de faydalanacağım. Cevizi de içine ekliyorum. Tarçın yine tokluk süremizi uzatması için ve hurmaları da şöyle çekirdek olmadığından emin olmak için 3-4 parçaya böleceğim. Sonra hepsini karıştıracağım. Probiyotikli ara öğünüm hazır olmuş olacak. Sonrasında güne hem daha enerjik devam edebilirim. Spora gitmek için de spor öncesi uygun bir içecek. Evet. Evet, hurmalı probiyotik içeceğim ara öğün için hazır. İçine koyduğum cevizlerle güçlendirdim aynı zamanda. Evet. Hem sindirim sistemime yardımcı, sindirim sistemimi destekleyici hem de tok tutucu. Denemelisiniz. Afiyet olsun.